Melike Şahin Harbiye'de dördüncü kez sevenleriyle buluştu. Her Harbiye konserine neredeyse farklı bir imajla çıkan Melike Şahin, tül detaylı ceket elbisesiyle oldukça şık, biraz da maskülendi. Tek değişiklik kıyafetlerinde değildi. Saçlarını radikal bir kararla kısacık kestiren ünlü şarkıcı baştan aşağı yenilenmişti. Ne var ki Melike Şahin'in konserinin önüne geçen ünlü konukları vardı. İşte onlardan biri. Bilmezdim sen. Mert Ramazan Demir'le yılan hikayesine dönen aşkı nedeniyle gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, Melike Şahin'i izleyecek olmanın heyecanı içinde kamera karşısına geçti. Vallahi benim ilk Melike Şahin konserim. Kendisine bayılıyorum. Şarkılarını dinlemeyi de çok seviyorum. O yüzden heyecanlıyım. Yalı Çapkını'nın yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla mutlu, seyircisine özlem doluydu güzel oyuncu. Güzel dinlendik ama şimdi artık işimizin başındayız. Çok özledik seyircimizi. Onlar da bizi özlemiştir. O yüzden heyecanlıyız. Başlayacağız çok yakında. Buraya kadar sohbetimiz oldukça güzel ve keyifliydi. Ta ki hem partneri hem sevgilisi Mert Ramazan Demir'in adını duyana kadar. İlişki nasıl gidiyor efendim? Çok teşekkür ederim. Bu zamana kadar hiç cevap vermedim. Bundan sonra da cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Ama herkes bunu merak ediyor. Biz de bunu doğal olarak soruyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve işte o anlar. Özel hayatıyla ilgili yine konuşamayacağını beyan eden Afra Saraçoğlu, iddiaların sorulmasıyla adeta bir maraton koşucusuna dönüştü. Işık hızıyla kaçtı. Sağ olun. Bodrum'da çekildiğim konser başlıyor. Afra Hanım, o kurmaca mıydı acaba? Hem de ne kaçmak? Soruları bastırmak isteyen Afra Saraçoğlu çığlık çığlığa koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran basın mensupları da iddialara cevap bulmak umuduyla peşi sıra giderken Afra Saraçoğlu'nun bu tavrına anlam verilemedi. Afra Hanım, Mert Bey'le sette kavga ettiğiniz doğru mu? Afra Hanım! Allah gelsin! Ya sette gerçekten tartıştınız mı? Kavga ettiniz mi? Allah gelsin! Bir takipten gitmiş. Kusura bak! Yalı Çapkını'nın setinden tanıdık bir yüz görünce setteki kavganın aslı astarı var mı diye Ersin Arıcı'ya soruldu. Ne diyeyim şimdi sana, onunla ilgili nereden bileyim? İddialara göre sevgililer Afra Saraçoğlu'nun işte bu cesur pozu nedeniyle gerilmişti. Mert Ramazan Demir sevgilisinin bu fotoğrafı yayınlamasını istememesine rağmen güzel oyuncu paylaşınca Afra ve Mert set ortasında karavanda kavgaya tutuşmuştu. Hatta öyle dikkat çekici bir tartışmaydı ki Emre Altuğ ve Gözde Kansu çifti yatıştırmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Yok abicim öyle bir şey ya. Basının şeyi herhalde bu, ben anlamadım. Duyumlar geldi, duyumlarda biz de size de soralım demiştik. Hayır yani. Hiç öyle bir şey yok. Her şey yolunda ve biz ekip olarak çok mutluyuz. Çalışıyoruz. Böyle bir yani ne bileyim, bu sorunun bana yöneltilmesini de çok anlamadım. Afra Saraçoğlu'nun telaşlı koşturmacası ve bir türlü cevap bulmayan iddialarının ardından yeni aşıklar İlayda Alişan ve Oğulcan İngin'in sakinliğiyle buluştuk. Çok kısa konuşalım konser öncesine. Geç kaldık, ayıp olacak ya. Vallahi geç kaldık ya. Konsere geç kaldıklarını belirtse de Oğulcan İngin centilmenliği de elden bırakmadı. Sen konuşmak ister misin? Abi biz de sizi bu arada. Çok güzel. Ne kadar oldu? İyi abi, şükür. Çiftin aşk yaşadığına dair iddialar yaz aylarının başında yankılanmaya başlamıştı. Lakin sevgililer el ele ortaya yeni çıkmıştı. Nasıl oldu? Herkes bunu merak ediyordu. Bildiğiniz gibi işte yazılanlar. Yazıldığı gibi. Yazdan beri. Var. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin birlikteliği defalarca kez dillendirilse de çift o zamanlar sessiz kalmıştı. Arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü itirafı da gider ayak kulağımıza çalındı. Yazılanlara kalırsa biz yazılanlara inkar ediyorduk abi. Siz biliyorsunuz yani. Tamam işte abi. Arkadaşlık tamam. İlişkiye dönüştü. Öyle diyelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.